Klasik dünyanın sonu geliyor. Bildiğimiz şehirler, bildiğimiz binalar, bildiğimiz para sistemi, bildiğimiz hükümetler ve daha pek çok şey. Bütün bunlar köklü bir dönüşümün tam eşiğinde duruyor. Bu olacak, kesin. Ortada sadece bir zaman meselesi var. Üstelik bu öyle çok uzakta bir zaman değil. Peki ne zaman? İnternetle beraber tüm dünya topyekün bir dijitalleşme sürecine girmişti. Devlet ve yönetim sistemleri de bundan payını almıştı elbette. Elektronik devlet, yani e-devlet hayatımıza girmiş, vatandaş ve devlet arasındaki ilişki daha çok bilgisayarlar üzerinden ilerlemeye başlamıştı. Bu sayede hantal bürokratik yapı biraz olsun düzelmişti. Devlet hizmetlerinin verimi artmış ve ekonomik olarak da tasarruf sağlanmıştı. Hızla gelişen teknoloji çağında devletlerin de buna entegre olması kaçınılmazdı elbette. Tabii teknoloji yerinde durmuyor, gelişmeye devam ediyor. Sosyal medya ve mobil uygulamalarla büyük bir data ortaya çıktı. Bu datanın sahipleri de devletler ve şirketler. Ve bu veriler o kadar önemli ki, bu yüzden birçok uygulamayı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Çünkü karşılığında günümüzün en değerli şeyini veriyorsunuz. Bilgilerinizi. İnsanların aslında bunu anlamakta zorlandığını görüyorum. Bazılarımız hala eski paradigmayla düşünüyor. Eskiden ne yediğimizin, neyden hoşlandığımızın diğerleri için pek bir önemi yoktu. Ama bugün bu bilgiler önemli. Şirketler sizi iyi tanırsa size ne satacağını da iyi bilir. Devletler sizi iyi tanırsa sizi nasıl yönlendireceğini de iyi bilir. Eskiden böl, parçala, yönet anlayışı, şimdilerde önce tanı, sonra yönet anlayışına döndü. Tabii datayı elde tutmakla olmuyor bu işler. O datayı analiz etmek, işe yarar ve anlamlı sonuçlar çıkarabilmek önemli olan. İşte burada da karşımıza yapay zeka çıkıyor. Yapay zeka bütün bu verileri inceleyip anlamlı sonuçlar çıkarabilir. Zaten bunu birçok alanda da yapıyor. İlk olarak 1997 yılında bir satranç maçında insanı yenen yapay zeka, şimdilerde metin yazıyor, müzik ve resim yapıyor. Hatta çok bilgili bir arkadaş gibi sizinle sohbet bile ediyor. Sanayi devrimi videosunda anlattığım makineler artık yavaş yavaş adeta ruh kazanmaya başlıyor. Biyonik organlar, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, gen değiştirme ve daha sayısız teknoloji dünyayı dönüştürme gayesiyle yollarına devam ediyor. Peki mesleklerimiz, cihazlarımız, sosyal ve ekonomik yapılarımız dönüşürken devletler bundan mahrum mu kalacaktı? Ya da soruyu şöyle soralım. İnternete adapte olmayı başaran devletler yapay zeka karşısında nasıl bir tavır sergileyecek? Acaba cevap akıllı hükümetler mi? Tarih boyunca biriktirdiğimiz bütün felsefi, bilimsel, siyasi, sosyal ve ekonomik bilgileri yapay zekaya öğretsek, devlet ve toplum adına bizden daha iyi kararlar vermesini bekleyebilir miyiz? Aslında hükümetlere ve bürokratik yapılara baktığımızda, evet aslında birçoklarından hatta bizden bile daha iyi kararlar verebilir diye düşünebiliriz. Tabii bu madalyonun bir yüzü. Bir de diğer yüzü var. Evet, makineler kendi çıkarları için ceplerini doldurmayacak, kendi yakınlarını kurumlara yerleştirmeyecek veya kendi inanç ve ideolojilerini topluma da yansıtmayacak. Ama biz biliyoruz ki bütün bilgileri ve yetkileri tek bir kişiye verirsen sonuçları pek tatlı olmaz. Ama bu makine insan değil ki. İnsan nedir? Son yıllarda bilim dünyası gösterdi ki insan da aslında biyolojik bir algoritmadan ibaret. Belirli genetik kodlar, belirli çevresel koşullar ve biraz da kültür. Nasıl biri olacağımızı ve nasıl davranacağımızı işte bunlar belirliyor. Evet, özgür olduğumuzu, özgürce kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Ama bilimsel gelişmeler maalesef bunun tersini söylüyor. Bugün beyin tarama yöntemleri sayesinde insanların istekleri ve kararları daha kendileri bile fark etmeden öngörülebiliyor. Yapılan bir deneyde katılımcılar bir beyin tarayıcısına sokulur. Diledikleri zaman basabilecekleri iki buton verilir. Beyindeki nöral etkinliği gözlemleyen bilim insanları, katılımcılar henüz butona basmadan, hatta tercihlerinin farkında bile olmadan önce tercih edilen düğmeyi belirlemeyi başarırlar. Yani kişi daha kararını vermeden biyokimya
çoktan kararını vermiştir. Sağ ya da sol butona basmak şüphesiz bir tercihtir. Ancak bu tercih özgür bir tercih değildir. Özgür iradeye duyduğumuz inanç hatalı bir mantığa dayanır. Arzuladığımız şeyi yapmanın özgürlük olduğunu zannederiz. Ama arzularımızın nereden geldiğini umursamayız. O arzuları aslında biz seçmemişizdir. İsteklerimizi tercih etmeyiz. Sadece onları hisseder ve bu hisse göre davranırız. Örneğin mavi rengi sevdiğinizi varsayalım. İstediğinizde ben mavi rengi sevmeyi bırakıyorum. Artık sarı rengi seveceğim diyebilir misiniz? Özgürlük de elimizden alındığına göre artık hepimiz bir algoritmayız. Peki makinelerden farkımız ne? Onlar da bizim yazdığımız algoritmalar. İşte biz biyolojiyiz, onlar elektronik mi dersiniz, duygular mı dersiniz, ne derseniz deyin. Bu fark giderek kapanıyor. Tabii önemli bir nokta daha var. Bir insana mı güvenirsiniz yoksa makineye mi? Günlük hayatınızı düşünün. Bir matematik hesabı yapmanız gerektiğinde kendi aklınızdan mı yaparsınız yoksa bundan mı? Ya da Roma İmparatorluğu'nun ne zaman yıkıldığını bir insana mı sorarsınız yoksa buna mı? Her ne kadar yapay zeka ile ilgili endişeler olsa da daha şimdiden onlara insanlardan daha fazla güveniyoruz. Peki devleti idare etmek söz konusu olduğunda bu kadar güvenebilecek miyiz? Tabii bütün bunlar için henüz çok erken. Akıllı devlet uygulamaları şu an için emekleme aşamasında. Yani bir makine devletin başına geçip de bizi yönetmeyecek. Şimdilik bu aşamada akıllı devlet kamu görevlerinin etkin performansı için büyük veriyi kullanır. İş süreçlerinde şeffaflık, verimlilik, sürdürülebilirlik ve hızın artırılması hedeflenir. Akıllı şehirler kavramını duymuşsunuzdur. Akıllı şehirlerin en önemli konuları sürdürülebilir bir çevre, daha ekonomik ve verimli bir ulaşım sistemi, yenilenebilir enerji, akıllı aydınlatmalar ve bina otomasyon sistemleri. Tabii bütün bunların birbiriyle entegre bir şekilde çalışması gerekir. Akıllı şehir uygulamaları devletlerin de katkısıyla hayata geçebilir. Dolayısıyla akıllı şehir ve akıllı devletler birbiriyle paralel bir şekilde gelişecektir. Şimdi ileride yaşanabilecek akıllı şehir ve akıllı hükümet uygulamalarına birkaç örnek verelim. Akıllı şehir konseptiyle başlayalım. Akıllı şehirlerde şahsi araçların olmayacağı düşünülüyor. Sürücüsüz araçlar birbirine bağlı bir şekilde yollarda olacak. Siz nereye gitmek isterseniz sistemden bir araç çağıracaksınız. Araç sizi gideceğiniz yere götürecek ve daha sonra başkasına hizmet verecek. Ve herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar araç hizmette olacak. Bu sayede hem trafik hem de otopark sorunu çözülmüş olacak. Trafik kazaları da tarihe karışacak. Şimdi de akıllı hükümet konseptine bir örnek verelim. Biliyorsunuz devletler belirli aralıklarla seçim yaparlar. Ya da önemli kararlar için mecliste bitmeyen tartışmalar yaşanır. Bütün bu kararlara mobil uygulama üzerinden dahil olduğunuzu düşünün. Yaşadığınız semtte kirlilik veya yollarla ilgili sorunlar mı var? Ya da yapılmasını istediğiniz yeni bir fikriniz mi var? İnternet üzerinden bir şikayet ya da öneri oluşturup diğer insanların da katılımıyla bunu hayata geçirebilirsiniz. Dünyada akıllı devlet uygulamalarına öncülük eden devletler Endüstri 4.0 yenilikleriyle Almanya, Toplum 5.0 planlarıyla Japonya, son sürat dijitalleşen Singapur ve blok zincir teknolojisini kamu sistemine entegre eden Estonya'dır. Evet, yakın gelecekte bir makine ordusunun bizi yönetmesi beklenmiyor. Ama uzak geleceğe doğru bir ışık tutacak olursak eğer, yönetimi makinelere vermeden önce bazı sorular sormamız gerek. İdeal devlet nedir mesela? En iyi yönetim biçimi hangisidir? Hangi ekonomik model en adil olanıdır? Tarih boyunca farklı zaman ve koşullarda bu sorulara birbirinden farklı cevaplar verdik. Hala da bir cevap üzerinde uzlaşmış değiliz. Peki yapay zeka en adil ve optimal seçeneği bulabilecek mi? Hadi buldu diyelim. İleride kendi kendini programlamayı öğrendiğinde, yani kendi başına kararlar almaya başladığında, bizim bu gezegen için lüzumsuz olduğumuz sonucuna varabilir mi? Neden olmasın? İşte cevaplanması gereken sorular bunlar. Peki bunun cevabını biz mi vereceğiz yoksa onlar mı?